Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîne alâl hayri velev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil el nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İza abakal abdu lem tukbel lehu salatun. Hatta yerci ila mevalih. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz üstazlarımızın meşayihlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ruhu için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza abakal abdu, bir köle kaçtığı zaman lem tukbellehu salatun, onun hiçbir namazı kabul olmaz. Hatta yerce ila mevalihi, efendisine, efendilerine dönünceye kadar. Kölelik İslam'da cihat eden mücahitlere Allah'ın verdiği, bahşettiği, ikram ettiği bir şeydir. Kölelik İslam'da var. Yalnız köleliği İslam icat etmedi. Evvelce de vardı. İslam köleliği insanileştirdi. Köle de evet özgürlüğü, hürriyeti efendisinin elindedir. O onun çalıştırdığı işte çalışır. Gücü yetmek kaydıyla, gücünün yettiği her işi emrettiği zaman köle bunu yapmak zorundadır. Efendi izin vermezse şuraya buraya gidemez. Onun emrinde çalışan bir insandır. Ama insandır. Aç bırakamaz. Gücünün üstünde yük yükleyemez. İnsanca muamele yapmak zorundadır. Fakat özgürlüğü efendisinin elindedir. Bu Allah'ın kanunudur. Bu Allah'ın kanunudur. Kaynağı da cihattır. İslam'da asıl olan güzelliği, insanlığı, iyiliği dünyaya yaymaktır. Müslümanın baş görevi budur. Kötülüğü önlemektir. İşte Müslümanlar zulmü önlemek için, adaleti hakim kılmak için, ahlakı yeryüzünde hakim kılmak için ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak, dünyaya yaymak için peygamber gönderildim buyurmaktadır. Bu amaçlarla bir, başta bu amaçlarla. İkincisi İslam devletinin sınırlarını emniyete almak, güvence için almak için İslam düşmanı olan, düşman olan bir ülkenin gece baskını yapmaması, ansızın İslam ülkesine saldırmaması, Müslümanların canına, malına, ırzına tasallut etmemesi için sınırındaki ülkeleri emniyet altına almak için cihat yapılır. Sömürmek için değil, onlara zulmetmek için değil, zulmü önlemek için yapılır. Adaleti hakim kılmak için yapılır, insanlığa hizmet etmek için yapılır. Böyle Cenab-ı Hak insanlara, Müslümanlara cihadı emretmiştir ve cihad kıyamete kadar bakidir. Cihad yapmasını bilmeyen milletler başkalarına köle olmak, onları boyun eğmek zorunda kalırlar. İslam'da cihat böylece İslam'ın zirvesi olarak emredilmiştir. Amacı da budur. Böyle
canını Allah için ortaya koymuş ki can insanın en tatlı şeyidir. Mal da tatlıdır ama candan tatlısı yoktur, candan kıymetlisi yoktur. Canını Allah için bu idealler uğruna ortaya koymuş, gerektiğinde şehit olabilir. Şehit olmamış, gazi olmuş. Allah yolunda fedakarlık yapmış olanlara ülül emir isterse o düşmanı mağlup ettikten sonra düşmanın erkeklerini, düşmanın işte silah tutanlarını köle olarak verebilir. Kadınlarını cari olarak verebilir. Bu köle alan kimsenin o köle efendisinin yanında çalışmak zorundadır. Cariye de efendisinin çalışmak zorundadır. İşte böyle Allah'ın koyduğu bu düzene itiraz etmiş, kabul etmemiş, efendisinin yanından onun izni olmaksızın veya dinin izin verdiği bir husus olmaksızın kaçmışsa, o köle Müslüman olsa bile, namaz kılsa bile, efendisine Allah'ın verdiği, Allah'ın kanuna göre verilen bu köle efendisinin hizmetine dönene kadar onun namazı kabul olmaz, kabul olmaz. Evet, ne demek o? Sevabını almaz. Namaz kılsa bile sevabını almaz. Çünkü efendisinin hizmetinden onun izni olmaksızın, dinin izni olmaksızın kaçması haramdır, günahtır. Günah içindeyken yapılan ibadetin sevabı olmaz. Sahih olmaz, kabul olmaz demek, sevabı olmaz demek, sahih olmaz demek değil. Çünkü namazın 12 şartı vardır. İşte 6'sı önden olan, ki onlara şart diyoruz, farzları. Vakit, niyet, istikbali, kıble, hadesten taharet, necasetten taharet gibi önceki olanlar, bunlar olmadan namaz olmaz. İçine girince de iftidah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sucud, kadi ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Bunlardan birisi yok, namaz yok. Bunlar varsa namaz vardır. Yani müftiye danışsanız bunlar var, namaz var. Tamam, namazı kıldı denir. Ama bundan bir sevap alabildi mi? Namaz kötülükleri önler. Şöyle Allah için bir namaz kılanın günahları dökülür. Bunları getirir mi? Ha işte bu efendisinden izinsiz kaçan köle bu ikinci kısmını kazandırmaz bu namazı. Farzlar yerine geldiği için vardır namazı ama bu getirileri olmaz, bu sevapları olmaz. Bu manada evet kabul olunmaz diyor ama efendisinin emrinden kaçmayı helal görüyorsa o zaman zaten Allah'ın emrine reddettiği için, kabul etmediği için o zaman zaten dinden çıkar gider. Yok, canı özgürlük ister tabii herkesin. Kaçmak istemiş, inkar etmemekle beraber o zaman kıldığı namazın sevabını alamaz. Yani kamil bir namaz kılmış olmaz. Sevabını kamil bir namaz kılmış gibi almaz. İmam Nevevi bu hadis zaten Müslim hadisi, Ebu Davud hadisi, İmam Nevevi Hazretleri bu arz ettiğim, özetlemeye çalıştığım hususları geniş geniş Müslim şerhinde açıklamaktadır. Evet. Böylece efendisinin izni olmadan efendisinden kaçan kölenin kaçma işinin cürmünün, suçunun büyüklüğü ifade edilmiş oluyor, vurgulanmış oluyor. Çünkü bu Allah'ın bir kanunudur. Cihada müminleri teşvik için Cenab-ı Hak koşun cihada diyor. Cihada koşunca canınızı ortaya koyuyorsunuz. Malınızı da tabii tehlikeye atıyorsunuz. Buna karşılık Allah için yapıyorsunuz bunu. Kazanmışsınız, yenmişsiniz, mağlup etmişsiniz düşmanı. Allah da karşılığında bunu veriyor. Bu Allah'ın kanunu, kaynağı cihattır. Başka yer değildir. Allah'ın kanunlarına res çektiği için, isyan ettiği için kölenin efendisinden kaçması böyledir. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daima köleliği
köleleri azat etmeye, özgür kılmaya teşvik etmiştir. Teşvik etmiştir. Köleyi özgür kılan cehennemde yanmaz. Müslümanın da hedefi cennete, cehenneme gitmemektir. Hedefi cennete gitmektir. Köle azat eden cehenneme girmez. Peygamberimizin sözü var. Hatta bunu detaylandırmış. Kolunu azat edenin kolu cehennemde yazmaz, yanmaz. Efendim bacağını böyle yani teşvik için hepsini yapamayacaksan bile birazını yap gibi. Böyle tabii böyle kölenin bir kısmı azat edildiği zaman öbür kısımlarını da çalışıp kazanıp ödemesi için bir özgürlük yolu açılmış oluyor. Böyle teşvik edilmiştir. İnsanları özgür kılmaya teşvik edilmiştir. Fakat cihatta kaynak olmak üzere bir köle vardır, kölelik vardır. Tabii şimdi nereden? Bunlar şimdi yok. Eski tarihte böyleydi ve vardı. İnsanileşmiş, yani gücünün üstünde yük yükleyemez, aç bırakamaz, zulmedemez. Böyle insani esasları da getirmiş. Şimdi tabii burada, şimdi kölelik olmadığına göre biz bunu işçi işveren şeylerine, işçi işverenin kölesi değildir. Asla onu demek istemiyoruz. Ama köle efendisinin işinde çalışan bir insandır. Şimdi İslam'da insanların kişiliğine çok önem verilmiştir. Bir insanın kendisi işverene kiralanmaz. Kiralanan akitle bile olsa, çalışmak isteyen adamın iradesiyle bile olsa kiralanan emeğidir. Kendisi kiralanmaz. Özgür bir insan bir başkasına para karşılığı satılmaz. Bu asla yoktur. Emeğini satabilirsiniz. Ben de memurluk yaptım 42 sene. Emeğimi devlete sattım, karşılığında maaş aldım. Şimdi emekli maaş alıyorum. Çalıştığımın karşılığı veriyor. İşimin, emeğimin karşılığı veriyor. Aynı şey işçi işveren arasında da bir kimse işverene gider, iş sahibine ben çalışmak istiyorum der. Aralarında anlaşırlar. Karşılıklı irade beyanıyla şu fiyattan şu işe tamam kabul, o da tamam der. İrade beyanları birbirine uydu mu iş akdi olur. İslam'da da böyledir. Şimdi de böyle zaten. Bu adam şimdi akdi imzaladı mı, böyle bir işte şu fiyata şu işi görmeye söz verdi mi, artık onun akdinin dışına çıkamaz. Neden? Evfu bil ukudi. Kur'an'da ayet var. Ahitlerinizi yerine getirin. El muslimun ala şurutihim. Müslümanlar verdikleri sözde, altına imza attıkları şartlarda aynen uyarlar ve bağlıdırlar. Bu kurallara binaen iş akdi imzalayan işçi, efendisi, yani işveren, efendi demeyelim ona biz, işverenin izni olmaksızın işi bırakamaz. Bırakıp gidemez. Bugün kanunlarda da aynı. Habersiz işi bırakana kıdem tazminatı falan verilmiyor. Suçlu kabul ediliyor. Yani tazminat verilmiyor. Bu ne demek? İzinsiz gitme demek. Gidersen bak bir çökçelerden mahrum kalırsın deniyor. Böyle habersiz işe gelmeyeni işveren işten rahat atabiliyor. İslam'da da aynı şey, Allah'ın emri. Madem kabul ettin bu fiyata bu işi görmeye, gidemezsin habersiz gidemediğin gibi. İş sırasında adam sana işin karşılığı para veriyor. İş sırasında iş yapmayıp da gazete okumak, roman okumak, Tom Mix okumak, bunlar da caiz değil. Bu da işi bırakmak, gitmek demektir ki bu da o dakikalar, o saniyeler karşına alınan para haram olur, yanlış olur. İşçi tarafından böyle. İş veren de o akitteki, sözleşmedeki imzasına sadık kalır, sözüne sadık kalır. Verdiği ücreti eksiksiz verir, zamanında verir. Nasıl anlaştılarsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçinin teri kurumadan verin diyor. O kadar önemli. Ama anlaşmışlarsa ayda verilecek, haftada verilecek. Anlaşmaya göre verilebilir. Hiç dine aykırı değil. Eksiksiz verir. Eksiksiz verir. İslam'a göre işveren de işçiye o akitteki anlaşmadaki kurallardan, koşullardan, şartlardan
daha ağırını yükleyemez. Daha ağır işletemez. Anlaşmaya içerisinde yetkisi vardır. Ötekinin de görevi vardır. Aynen bugünkü kanunlarda da böyledir. Yani burada habersiz iş yerini terk edemez. Onu da burada girebiliriz. İş yerini habersiz terk edemez. İşi habersiz terk edemez. Bugün kanunlarda da öyledir. Yani bu işçi işveren ilişkilerinde bugünkü kanunlardaki şeylerle İslam'daki kanunlarda, İslam'daki kurallarla aynı şeyler vardır. Hatta İslami kurallarda daha insancıl hükümler vardır. Daha insancıl hükümler vardır. Çünkü şundan, evet kanunlar çok güzel olabilir. Uzun tecrübelerden sonra aklın ürünü olarak insanları, işçiyi, işvereni, diğer insanların düzenini sağlamak için konulmuş kurallardır. Bunda herkesin, hiçbir kimsenin şüphesi yok. Fakat önemli olan kanunu uygulayacak olanla uygulanacak olan adamın bu kurallara uymasıdır. İslam'da Allah korkusu da önemli, başta önemli bir yer tutar. Onun için ahdine uymayıp da, akde uymayıp da mesela sözleşmedeki şartlara rağmen işi aksatırsa, iş sırasında uyursa, iş yapmadan boşa vakit geçirirse söz verdiği halde bir de haram olur aldığı ücret, öbür tarafta yanacak. Cehennemde kul hakkıdır. Hesabını verecek. Letüs elünle yevmeyizin. Evet mutlaka hesaba çekilecek her şeyden. İşveren de ona zulmederse o da hesap verecek. Bir de işin dünyevi müeyyidesi olduğu gibi uhrevi müeyyidesi de vardır İslam'da. Ahirette böyle hesabını vereceksin de vardır. İkisi birleşince iki taraf da birbirine insanca muamele ederler. Bu açıdan İslami kurallarla bugünkü kanunlardaki, iş kanunlarındaki kuralları arasında bir şey yok. Öyle çok açık bir farklılık yok. Yani hep insanın korunması, insana saygı, işlerin iyi görülmesi hedefine yöneltici kurallardır. Bu hadis-i şerif bize bunları hatırlatıyor. Şimdi arz ettim size ki evfu bil ukud, akitleri yerine getirin, sözlerinizi, sözleşme imzalamışsınız, sözünüzde durun. Ayet bu. Müminler şartlarına bağlıdırlar. İşte verdiği sözde durmayan münafığın alametlerinden birini yapmış oluyor. Böyle çok hadisler var. Böyle söz verdiğiniz zaman akdinize uyunuz, Allah'ın bir kuralıdır. Uymazsanız haram olur. Siz kendi iradenizle buna uydunuz. Allah böyle buyuruyor. Peygamber de Müslümanlar şartlarını bağlıdır buyuruyor. Şimdi bunu böyle olunca وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Allah ve Resulü böyle dedi mi, bu farzdır, bu haramdır dedi mi, insanların işlerinde seçme hakkı yoktur. Haram olanı yapamazlar. Helal olanı yaparlar. Ya bu böyle de olsa da şöyle de, yok. Muhayyirlikleri yok. Haram dedi mi Allah, onu yapamazsınız. Orada seçimlik hakkınız yok. Muhayyirlik hakkınız yok. Söz vermişsin, iş aklı yapmışsın, şartlarına işveren de uyacak, işçi de uyacak. Uymadığı takdirde senin seçimliğin hakkın yok. Haram işlersin, Allah'ın kurallarını çiğnemiş olursun. Evet, akit sen imzaladın ama Allah akitlerin şartlarına uyun diye emir verdiği için netice itibariyle işverenin hakkını veya işçinin hakkını yemiş olma yanında bir de Allah'ın hakkını çiğnemiş oluyorsun, ihlal etmiş oluyorsun. Çünkü Allah ve Resulü bir şeye şöyledir dedi mi seçimlik hakkın yok, ona uyacaksın. Bu vesileyle onu da sizlere şey diyoruz, hatırlatıyoruz. Şimdi işverenin izni olursa tabii, izin verirse zaten anlaşmada yılda şu kadar izin, kanunda şu kadar izin, sözleşme imzalarken bunları kabul ediyorsunuz. Bu sizin iradenizle. Başka dini izin var mı? Evet var. Mesela bir işveren işçisine zulmediyorsa o işçi işten ayrılabilir. Ayrılabilir. Zulüm,
haksızlık ediyorsa, zulmediyorsa ayrılabilir. Keza mesela burada söylemiş Gümüşhaneli Hazretleri, işveren işçisine livata, homoseksüellik teklif etmiş veya ısrar etmiş. Bu büyük bir haramdır, okuyacağız. Daha sonra gelecek hadislerde geçiyor. Öteki adam da onun gücüne şey ederek buna boyun eğme durumunda mıdır? Hayır. Allah haram demiş, Resulullah haram demiş, lanet sebebidir demiş, işten ayrılabilir. Nereye gidiyorsun diyemez, çünkü bu yanlış bir şeydir. Zulmettiği zaman keza gidebilir, kuralları çiğnediği zaman girebilir. Bunlar dinimizin verdiği şeylerdir. Gücünün yetmeyeceği şey yüklediği zaman ben bu işi yerine getiremeyeceğim. Zaten anlaşmamızı da çiğnemiş oluyor. Haksızlık etmiş oluyor. Gücünün yetmeyeceği şeyleri Allah bile yüklemiyor. Evet, la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah ancak mümin insanların gücünün yeteceği şeyleri yükler. İşveren de öyle. Evet, işveren de öyledir. Fazlasını yükleyemez. O zaman işte ayrılabilir, gidebilir. Hadis-i şerifi Müslim, Ebu Davud, İbn-i Huzeyme, Ebu Avane vel Bavardi, Cerir bin Abdillah Hazretlerinden nakletmiştir. Allah onlardan razı olsun.